Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Şimdi mutlu Yüzü geldi. Bu ya. kitap yani Aleksandr Fevrazki. Aleksandr Fevrazki kendisiyle de ben tanıştım Rusya'da 1970'li yıllarda galiba. O sırada da yaşlı bir zattı. Çağın Yaşıtının notları diye bir kitap çıkardı. Çağın 1900 doğumlu demek ki. Demek ki iki, o zaman ne zaman tanıştık biz ya? Çağın Yaşıtının dediğine göre. Karıştırdım yani. Şimdi bakayım kitabın çeviri tarihine bakayım en azından. Daha doğrusu ön sözüne bakayım. Fevraski'nin Türkçe basıma ön sözü diye. Evet 1977'de yazmış. Demek ki o sırada 77 yaşındaydı falan. Evet yani 1900 doğumlu yine de. Evet. Ben onu tanıdığımda o sırada o yaştaydı. Nazım Hikmet'le ilgili anılar, kitapları vardır benim çevirdiklerim içinde. Biri Ekber Babaev'in kitabıdır. Çok önemlidir. Baba kitabı. Ee, öteki son derece önemli o kitap Vera Tulyakova'nın anılarıdır. Yani Mutlu Ol Nazım diye Türkiye'de çıktı malum. Biri de Aleksandr Fevreski Tesadüfen o kitabı gördüm ben. Çağın yaşıtının notları diye. Orada Nazım Hikmet bölümü var. Üç bölümdür. Biri de Nazım Hikmet'tir. Biri zannediyorum Mayakovski, öteki de şimdi belki Runachevsky'dir falan. Yani e, o bölümü çevirebilir miyim? Kendisiyle tanıştık. Çok hoş bir insandı. Tiyatro adamı. Bir tiyatro adamı. Nazım Hikmet'in de Rusya'da oyunlarının sahnelendiği bir süreçlerde karşılaşmışlar, tanışmışlar filan. Şöyle bir tanıklık var. Açıkçası ben bunu unutmuştum bile. Dün sen geçen haftaki programda sevgili Gülşen bunu ortaya çıkarınca sonra aradım buldum. Yeni basımı da yapılmadı bunun nedense daha şimdiye kadar. yapılacak tabii. Şöyle dedim. Şöyle diyor. Nazım Lila ile uluslararası konularda uzun uzun konuştu Lila diye bir, bir hanım işte o sırada herhalde bir yazar ya da başka biri. Her ikisi de yarı sömürge durumunda ülkeler olan Türkiye ve Arjantin arasında oldukça çok ortak yanlar buluyorlardı. Kendi komünist partilerinin şekterci hatalarından söz ettiler. Ulusal sorunu yeterin şimdi tırnak içinde Nazım Hikmet'in sözleri. Ulusal sorunu yeterince değerlendirmedik ve bu yüzden geniş emekçi yığınlarını kazanamadık. Oysa ulusumuzun geçmişindeki tüm en iyi şeylerin mirasçıları olmak gerekir. Anti-emperyalist savaşımlarda öncü burjuva ögelerini desteklemek gerekirdi. Mustafa Kemal 3 ya da 4 kez yanına davet etti beni. Dedi Nazım. Fakat ben şair olduğumu istiyorsa onun bana gelmesini söyleyerek ya da onu yoldaşlarımın 1921 yılında öldürülen 15 komünistin katili diye adlandırarak reddettim bu çağrıları. Doğru bir davranış değildi bu. Şimdi bu paragraf üzerinde gerçekten uzun uzun hakikaten düşünmek lazım pek çok yönüyle. E, son derece ciddi. Ve bir öz eleştiri bir yapıyor Nazım Hikmet. Evet. Fevralski son derece önemli. Ciddi Objektif. bir, Objektif. Ciddi hı hı. bir insandı. bunu da böyle, eminim ki sözcüğü sözcüğüne nota etmiştir ve budur. Yani söylediği budur. Yani ben yani Mustafa Kemal beni çağırdı diye Nazım Hikmet yalan söylemez. Demek ki Mustafa Kemal Nazım Hikmet'i çağırmış. birkaç yerde de başka şeylerde kaynaklardan bunu biliyoruz. Mustafa Kemal'in çağırdığını. gitmedim diyor. Ama şurada yani açık açık herhalde sen onun işte Mustafa Suphi'lerin katilisin falan dememiştir yani ama öyle düşünmüş demek ki bunu şimdi burada söylüyor. Ona çıkıyor bir Burada söylüyor. Burada buna çıkıyor. bu bir, bir belge tabii. Bu bir belge. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet meselesi olarak bakarsak bu konuya şöyle şeyler söylemek lazım. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün Nazım Hikmet hakkında ee, ne söylediğine dair bir takım tanıklıklar dışında kendisinin ağzından çıkmış olan ya da kendi kalemiyle yazdığı bir şey yok. Yani bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Dolayısıyla hep söylenenler e, örneğin hani buna benzer şeyler ben de duydum. İşte çağırın mazum gelsin falan demiş birle bazı anılarda okuduk güya bir yerde de demiş ki yani onu asmalı ama sonra daracının altında ağlamalı falan gibi. Yani Bunlar bu, böyle evet, biraz bu çok... abartılı şeyler. Ama bu, bu bence şimdi esas kaynak. Çağırıyor önemli. ama bu Böyle gitmiyor. bir şey var. Çağırdığı ve gitmediği. 54 bu... yılında anladım pişman olduğumu evet. diyor şimdi, devamında. Ama şimdi bak şeye gelmek istiyorum Serhan. Ee, Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün Nazım Hikmet'le ilgili bir beyanı Yok yani elinden ya da dilinden çıkmış olan bir şey yok. İşte hep tanıklıklar var. Tesadüfen tesadüfen derken geçenlerde e, bu arada bir parantez açayım cezaevi anılarımı güncelerimi yayınlayacağım ben mart ayında 40. yılı doluyor Barış Derneği davasının. Evet. O güncelerin birinde şöyle notlarım da var. Mustafa Kemal Atatürk'ün uşağı idim diye bir kitap var. Onu da okumuşum. Okuduğum sayısız kitaptan biri olarak o cezaevinde. Orada da notlarım var. Ortada şöyle sözleri var. Nazım Hikmet'in bir oyunu sahneleniyor. Mustafa Kemal diyor ki ya bu adamlara hala olanak tanınıyor mu filan. Yani bir de böyle bir şeyler de var yani. Bu da yine dolaylı bir şey. Nasıl Do ya? Dolaylı. Şimdi ama ama Nazım Hikmet'in Mustafa Kemal'e karşı tutumunu en iyi gösterecek şey Ulusal Kurtuluş Savaşı destanında. Yani Kuvay yani. Milliyede yani Sarışın bir kurda benziyordu. Yani bıraksalar işte ince uzun bacakları üzerinde yaylanarak. Yani bütün Kurtuluş Savaşı destanı Mustafa Kemal destanıdır aynı zamanda. Yani demek ki şimdi buradan çıkarsamamız gereken sonuç şudur. Biz 1960'lı yıllar 68'li 68 kuşağı işte biz ben benim kuşağım biraz daha öncesidir. Abileridir onların 68'lerin. Yani Kurtuluş Savaşı olgusunu ben kendi adıma bunu söylemeyin. Ben her zaman her zaman çok büyük ölçüde, büyük ölçüde Kurtuluş Savaşı'na da Atatürk'e de saygılı oldum. Öyle bir aile içinde yetiştim. Okuduğum bir kitaplardan biridir Nutuk. Çünkü babamın kitaplığında yani hem eski harflerle hem o zamanın Türkçesiyle vardı. O zamanın Türkçesiyle olan Nutuk'u okudum ben. Yani 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diye başlayan. Ama genelde bir şey mi küçümseme demeyeyim ama sosyalizm yani artık gelecek ve yani Kurtuluş Savaşı kafa yormuyorduk çok fazla. Bu zaten olmuş bitmiş bir devrim falan gibi düşünüyorduk. Elbette bizden önceki kuşağın, bizden önceki birkaç kuşağın temsilcilerinden Nazım Hikmetler'in de o konuda sektörce denebilecek muhakkak ki tutumları vardı. Ama Nazım daha cezaevinde yani 1938 yılında demek ki daha kaç yaşında? 30-40 yaşında bile değil. 40 yaşında bile değil O konularda düşünmüş hiç kuşkusuz eleştirilere de uğramıştır kendi yoldaşları tarafından da bunu da söyleyebiliriz yani ama şöyle bağlamamız gerekir. Türkiye gerçekliğinde Türkiye gerçekliğinde özellikle Türkiye Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin değerleri onun üzerine kurulacak bütün değerlerin temelidir. Onu yıkarak, ona karşı olarak herhangi bir başka değer kurulamaz. İsterse sosyalizm olsun ya da ne olursa olsun. Ancak böyle olur. Bugünkü de ben şöyle bağlamak istiyorum. Daha sonra Nazım Hikmet'e tekrar dönmek Geleceğiz. isterim Bu ben. Bu bölümü noktalayalım. Şimdi yani bugünkü yönetimlerin belki olumlu bir tarafı şu oldu: Onlar istemeden bütün ülkeyi Türkiye Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin değerleri konusunda daha ciddi düşünmeye neden oldular. Evet. Acıkçası yani.